çekmeyecek. Kapat lan burayı. Bir daha çekmeyecek. Kapat lan. Hadi lan. Kapat. Burası meydan. Kapat lan. Hayır sen. Senin basın değilsin kardeşim sen. Bak bana kart göstermiyor. Türk. Onu geç. Bende de var. Bende de var. Bende de var. Meydan burası be. İstemiyorlar abla, kimse konuşmayacak. Niye konuşasın ki? Ben konuşurum abi, ben sözümü niye abi konuşursan doğruları söylersin abla. Bu ülkenin doğruya ihtiyacı yok. Var abi, doğrular olmaz. Yok olmaz, öyle şeyler yok. Gündeminiz nasıl? İyi. Şu anda bir sıkıntımız yok. Vallahi her şeyi ortalığı görüyorsun değil mi? Adım atılacak yer yok. Ağırlık var, geçinemiyoruz. Ağırlık var ama her yerde var. Yani sadece bizde olan bir olay değil bu. Almanya'da dün dayım gelmiş. Öpün diyor siz Türkiye'nin toprağını diyor. Yani öyle bir durumlar her yerde, dünyada var, her yerde var yani. iPhone 14 çıktı, millet sıraya geçti. Benim kızım bile gitti 24 bin lira telefon aldı. Herkes alabiliyor mu abi? Herkes alıyor demek. 17 yaşında kız bu ya. Benim de oğlum mesela şu üniversite sonunda gidiyor. Hem çalışıyor hem okuyor. 7 bin lira maaşı gidiyor. Çalışmayacak ekmek yok abicim her yerde. İlla çalışacağım, bir şeyler emek sarf edeceğim. Tamam, şartlarımız gerçekten zor. Ama yani her yerde var. Sadece bu Türkiye'de olan bir şey değil. Almanya'dan dün dayım geldi. İsyan ediyor ya. Vallahi de billahi öyle diyor ya. Öpün siz Türkiye'nin toprağını öpün diyor. Tamam, enerji her şeyde pahalılık var. Her şey gülistanlık değil ama o kadar da kötü bir şey değil yani. Mercedes'e binemem demiş ya. Abici pahalı. Adam diyor ki bak yemin ederim kiram diye 735 bin euro iken diyor. Şimdi oldu 1800 euro oldu diyor. Ben aynı diyor 2000 euro maaş alıyorum diyor. 1850 euro diyor kira veriyorum ben orada diyor. Bir benzinin şu anda arabanın şeysini diyor 300 euroya doldurtuyorum diyor. Şu anda 900 euroya doluyor orada diyor. Almanya'da dün geldi adamla sohbet ettim ya. Abi bir şey söyleyebilirim. Tamam. Bu dediğin şartlarla şu an senin dayın geçinmiyor. Çünkü masrafı şu an aldığından üç fazla. 3 tane çocuğu geçiniyor. 3 tane çocuğu çalışıyor. 3 tane çocuğu var. Gelsin buraya. Tamam geliyor yerleşsin zaten. Geliyor zaten. Yani bıraksın Avrupa'da yaşamayı. Bırakıyor zaten. Yani. Şu anda bırakıyor. Ben anlamıyorum. Herkes çok kötü Avrupa'da ama kimse dönmüyor ama Avrupa'dan. Millet abi öyle diyor ama yani. Bilmiyorum. Anlatıyordur. Hani eskisine bu sene yani kıyaslama yapıyor. Abi. Var pahalılık var diyor. Bak, Türkiye'de de var diyor. Ülkede, Almanya'da da var. Bu ülkede şu an resmi açıklanan enflasyonu söylüyorum. %70 iken Almanya'da %7. Nasıl bizim durumumuz daha iyi olabilir abi? Ben iyi demiyorum bak. Anlıyorum ben seni. Ben iyi demiyorum. Abetmeye gerek yok. Hadi kapat lan. Yeter ya. Kapat lan burayı. Kapat lan. Hadi lan. Kapat. Burası meydan. Kapat lan. Hayır sen. Hayırlar size. Yok birbirlerini düşürüyorlar. Sanki anasını satayım. Hayır, burası meydan, burası cadde. Ve biz basın. Bak ben de basın. Ben basınım yani. Ne alakası? Burası meydan yani. Kafiriz kafiriz. Siz de kafirsiniz. Hadi hadi. Kamuya açık bir alan olabilir. Evet bence de biraz ileride. Kamuya açık alan da olabilir. Evet. Ben seni kastım. Ben de basınım abim. Bak. Basın olabilirsin. Senin şu hakkın yok. Seni ben araştırdım. Hayır, senin bu hakkın yok. Buyurun abi, karakola gidelim istersen. Buyurun gidelim. Gel. Seni bana saldırıyorsun. Sen, bak yok, yok. Senin basın değilsin kardeşim sen. Bak bana kart göstermiyor. Onu geç, bende de var. Bende de var. Bende de var. Meydan burası. Hayır, sen yapmadın, biz yapmıyoruz. Yani biz gelmedi, girmeden nereye çekiyorsunuz da? Nereye çekiyorsunuz da tepki verdiler? Vatandaş geçinemiyorum dedi diye rahatsız. Allah Allah. Yok bana sormayın da. Niye? İstemiyorlar abla, kimse konuşmayacak. Abi, niye konuşasın ki? Ben konuşurum abi, ben sözümü niye... Abi konuşursan doğruları söylersin abla. Bu ülkenin doğruya ihtiyacı yok. Var abi, doğrular olmaz. Yok olmaz, öyle şeyler yok. Ben kadar sözümün arkasındayım bak. Ben üniversite şu an burada rezillik çekiyorum. Bak şimdi. Şu an çok ciddiyim, ben şu an burada rezillik çekiyorum. Üniversite öğrencisiyim. Abi çekeceksin. Full rezillikteyim. Bu ülkede neden rezillik çekiyorum abi ben? Mecbursun abi, bu ülke böyle çünkü. Ben sınava 3 sene hazırlandım. Suriyeli öğrenci, Suriyeli kimliği de gelip çok rahat bir şekilde girebiliyor. Tabii sınava da ihtiyacı yok. Sen Ukrayna'dan gelen öğrencileri neden buraya almadın? O çocuklar orada okuyordu. Benim burada şu an bölümümde 2 tane arkadaşım var. Çocuklar geldiler buraya. Ukrayna'da savaştan kaçtı. Sen kendi vatandaşını korumuyorsun da Suriye vatandaşını neden koruyorsun? Ukraynalı niye almadı? Söyleyeyim mi? Çünkü Ukraynalı insanlar zaten kendi geliştirmiş ve kültürlü insanlar. Bak şimdi. Çünkü Ukraynalı almama sebebi Ukraynalı ona oy vermez. Ukraynalıyı almadı demiyorum. Ukrayna'ya giden Türk öğrencileri de almadı.
Benim şu an bölümümde okuyan bir sınav almadı. Geri dönenleri. Göre dönenlerin mesela burada üniversiteye yerleştirmesi lazımdı. O çocuğun aynı bölümü burada okuyabilmesi lazımdı. Çocuğun 2 senesi gitti. Çocuğun 2 senesi gitti. Çocuk orada gitmiş mimarlık okuyor, geliyor. Geliyor buraya tekrar denklik vermiyor çocuğa. Sen niye vermiyorsun? Suriyeli öğrenci geldiği zaman burada doktorluğa, tıplığa git, doktora git ya, gidip okuyabiliyorken niye beni senin Türk öğrencin, senin kendi vatandaşını tekrar git diyorsun ya da en baştan sınava al diyorsun. Çok bu çocuğun senelerine yazık değil mi? Doktorluk kovuyorsun ki zaten. Yani yeni öğrenciyi ne yapacaksın? Sen kendi ülkenin vatandaşını kovarken başka ülkenin vatandaşını niye alıyorsun? Git Suriye vatandaşını kov. Gerçekten kov. Ben bugün çok ciddiyim. İş arıyorum. İş bulamıyorum. Ben mesela üniversite öğrencisiyim. Yurtta kalıyorum. Yurt bana 20 gün sonra çıktı. Ben 20 gündür misafirhanede dolanıyorum. Her gün 3 saat yol gidip geliyorum. Full rezillik çekiyorum. Buna rağmen hani ülkemi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama sonra bakıyorum ki adam Ukrayna'ya gitmiş buradan okumaya. Geri geliyor ülkesine. Kendi bu ülkenin vatandaşı, çocuk 20 sene Türkiye'de yaşamış. Üniversite okumaya gitmiş, geri gelmiş. Sen diyor ki ya ülke geri oraya dön ya da en baştan başla. Niye bu çocuk en baştan başlasın? Sen kendi vatandaşını almıyorsun da neden gidip Suriye vatandaşını alıyorsun ki? Yani niye bu çocuğa rezillik çektiriyorsun? Niye bana rezillik çektiriyorsun? Niye sen Türk gencine rezillik çektiriyorsun? Git çalış diyorsun. Sen ben çalışırsam nasıl okuyacağım? Ben kolay bir bölüm okumuyorum. Uçak teknikerliği okuyorum. Benim yani günün, haftanın 3 günü dersim var. 4 günü boştayım. O 4 gün Bana o 4 gün boyunca çalış diyorlar. Çalış yurt paranı çıkar, çalış yol paranı çıkar. Ben gider işte çalışacağım. Üniversitemi nasıl bitireceğim? Benim 18 tane modül vermem gerekiyor. Nasıl bitireceğim onları? Cevap vermesi gereken kişi gibi oldum. Çok acayip. Bir anda yani, AK Partili olsun. Sadece şu an üniversite okuyorsun şu an. Üniversite okuyorum ben. Nasıl, memnun musun durumdan? Berbat abi, ben şu an full rezillik çekiyorum. Yaptığım başka bir şey yok. Yani üniversiteyi okumaya çalışıyorum sadece. Ya çok zor olsa da okumuyorum. Mesela benim şu an cebimde son 100 liram var. Önümüzdeki haftaya kadar bana yetmesi lazım. Nasıl yetecek? Mesela yurt bana zor çıktı. Çıkana kadar ben 3-4 bin liradan fazla para harcadım. Yemek parası sadece. Bana yurt çıkmadı. Niye çıkmadı? Burada o kadar boş yurt varken, Suriyeli öğrenciler kalabiliyorken ben niye kalamadım? Cidden ben hani çevremden duyduğumu söylüyorum. Genelde onlara göre daha bir şey var. Onların kalabilecek yerleri var ama bizim gerçekten yok. Biz şu an full rezillik çektik. Onlara yardımlar yapılırken bize yapılmıyordu. Biz full rezillik çektik. Yani çekmeye de devam edeceğiz. Bu şartlar altında da yani yapabilecek çok bir şeyimiz kalmıyor. Artık alışmak zorundayız. Üniversite bitince ne yapacaksın? Yani var mı gelecek kaygısı? Aşırı derecede fazla bir şekilde gelecek kaydımız var çünkü çevremde çok fazla var. Hani üniversite okuyup da hiçbir şey yapamayanlar. Gerçekten üniversite okuyup da Burger King'de çalışan çok insan gördüm. Üniversite okuduğu halde, öğretmenlik okuduğu halde ben gelip de pazarda çalışan insan gördüm. Bizzat yani kendi gözümle gördüm. Tekniker olup da pazarda çalışan, Burger King'de çalışan çok insan gördüm. Yani genelde yurt dışına kaçmak istiyorlar. Kaçmak istememizin nedeni daha iyi bir yaşam koşulu. Hani bana sorarsanız ben Türkiye'de kalmayı gerçekten çok isterim. Evim Bursa'da, ben şu an her gün Bursa'ya gitmeye çalışıyorum. Ailemden uzak kalamıyorum ama bu şartlar altında da yaşamamız gerçekten çok zor. Bir gelecek inşa etmemiz çok zor. Yani bu az önce size saldıran kişiler gibi de olduğu gibi, olduğu zaman da hiçbir zaman inşa edemeyeceğiz. Çünkü sesimizin çıkmasına izin vermiyorlar. Ama boşa çabalıyorlar. İlla ki bir gün sesimiz çıkacak, duyulacak. Ona inanıyorum ben.